geldiniz efendim. Hoş bulduk. Doktor Burak Çay Reportatör Başkanı. Merhaba hocam. Geçmiş olsun başkanım. Merhabalar. Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ederiz. Takip ediyorsunuz. Sizin sayenizde de yüreği burada olan tüm vatandaşlarımız yaralılarımız hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Ben biraz önce 5 yaralımızı hastanede ziyaret ettim. İkisi yoğun bakımda olan yaralılarımız hakkında da başhekimimizden, başhekim yardımcımızdan bilgi aldık. Yaralıların durumlarının bizim ziyaret ettiklerimizin gayet iyi olduğunu, morallerinin yerinde olduğunu, yoğun bakımdaki hastalarla ilgili de gereken her şeyin yapıldığını doktorlarımızdan öğrenmiş durumdayız. Şu anda 5 şehidimiz var. 22 yaralımızdan 8'i taburcu olmuştu. 14 yaralımız bu hastanede ve farklı hastanelerde tedavileri devam ediyor. Çok büyük bir faciayı, büyük bir tehlikeyi 5 tane şehit ve yaralılarımızla çok daha kötüsü olabilecekken olaya müdahale eden polislerimizle, özel timle atlatmış durumdayız. Kayıplarımız için Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün Türkiye'nin bir terör saldırısıyla Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı, duyguların yönetilmeye çalışıldığı, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım. Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Terör amacına ulaşmaya çalıştığında da vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek ve toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız ve teslim olunmaması gerekiyor. Eğer biz korkarsak, biz sinersek, biz bundan dolayı tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur. Ben biraz önce taksi şoförümüzün ailesiyle kucaklaştık ve onu ebedi istirahatgâhına yolladık. Birazdan diğer cenazelere katılacağız. Ailelerin metanetinin hepimize örnek olması gerekiyor. Burada ayrılmadan önce söyleyeceğim son söz de şudur. Tüm yaralılar doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorlar. Biz de kendilerine ve onların şahsında maalesef geçen hafta yaşanan bir talihsiz olay, sağlık emekçilerine duyulan güveni sarsacak paylaşımlara doğru yöneliyordu. Hiç unutmayalım ki pandemide de hep birlikte yaşadık. Böyle durumlarda da hep birlikte görüyoruz. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etik ve ahlaki değerleri çok yüksek bir sağlık ordusu var. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben bir şey mi soracaktım? Buyurun. Ömer Öcalan 4 yıl aradan sonra terörist Paşa Abdullah Öcalan'la görüştü. O görüşme sırasında Abdullah Öcalan bu süreci hukuki ve... Arkadaşlar bunları cevaplayacağımız çok kürsümüz var ama yanımızda devlet memurları varken biz siyasetin o boyutuna girmemiz doğru olmaz. Onu nasılsa birkaç saat içinde cevaplayacağımız başka ortamlar olur. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.